Elazığ'da meydana gelen 4 farklı kazada 8 kişi yaralandı. Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi ağır beş kişi yaralandı. Kaza Merkez Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TK idaresindeki otomobille başka bir otomobil çarpıştı. Hava yastığı yok. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Elazığ'da refüje çarpan hafif ticari aracın yan yatması sonucu meydana gelen kazada ise sürücü yaralandı. Kaza Merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre YEA idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Öte yandan Kovancılar ilçesinde yaşanan kazada ise bir araç yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşı araba çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. Yaşanan bir başka kazada ise seyir halindeki taş yüklü kamyon freni patlaması sonucunda devrildi. Frenin patladığını fark ederek araçtan atlayan kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuş aşağı doğru iniş yapmakta olan taş yüklü kamyonun freni patladı. Şoför frenin patladığını anlayınca kapıyı açıp aşağı atladı. Sürücünün atlamasıyla birlikte kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.